Peki belediyelere geçelim isterseniz. Onunla ilgili de Cumhurbaşkanı'na fikri soruldu. Evet. Şöyle ki hem Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde yaşanan o skandallar, işte Mansur Yavaş'la ilgili israf konusu, işte konserlere verilen yapılan harcamalar vesaire, hem de İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Ekrem İmamoğlu ile ilgili de zaten soruşturma başlatıldı. Ama bundan sonraki süreçte bu iki isim de kendilerine bu durumun engel olabileceğini düşünüyor mesela. Hem bu israflarla ilgili hem iki ismin açıklamaları ile ilgili neler söyledi Cumhurbaşkanı? Şöyle dedi: biz konserlere karşı değiliz. Milletimiz belediyelerimize büyük bütçeler, kaynaklar sunuyor. Bu kaynakların çarçur edilmesi, yolsuzluklar yapılması ise konuyu adli boyuta taşır. Hı hı. Yargının yaptığı da bu boyutu araştırmaktır. Evet. Biz idari açıdan meseleyi araştırıyoruz. Adli bir soruşturmaya ihtiyaç olması halinde de konuyu yargıya intikal ettiriyoruz. Bu bizim görevimiz, bunu yapmak zorundayız. Hı hı. Siyasi açıdan da milletimize verilen sözlerin tutulup tutulmadığını elbette takip ediyoruz. Ankara ve İstanbul'un trafikten toplu taşımaya, çöp toplama ve diğer ve temizlikten diğer konulara, temel belediyecilik hizmetlerinde ciddi sorunları var. Tabii diğer taraftan Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı olarak bu isimlerle ilgili konulara girmem. Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı bu tür şeylerle uğraşmaz. Burada bizim yargımız gereğini yapar. Burada yolsuzluklar varsa bunlar yapanlardan hukuk yönünde hesabını ben inanıyorum ki savcılarımız, hakimlerimiz soracaktır. Eğer bir yanlış yapmışlarsa bunun bedelini ödeyecekler. Evet. Bundan kimse rahatsız olmamalıdır. Evet. Önemli açıklamalar. Dedi. Evet. Peki bir başka mesele, Cumhurbaşkanı Erdoğan belediyecilik demişken, yola çıkarken işte yolsuzluktan, yoksulluktan ve yasaklardan bahsetti. Önemli bir de yol alındı bu konuyla ilgili, ama şimdiki yerel yönetimlere baktığında değerlendirmeleri nasıl bu konuyla ilgili? Şimdi bu konuda da evet, bu 3Y, yolsuzluk, yoksulluk, yasaklar meselesiyle ilgili gelen soruydu bu. Özellikle 3Y ile mücadelede muhalefet belediyeciliğini yeterli görüyor musunuz şeklinde? Evet. Buna şu şekilde cevap verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan: muhalefet belediyelerinin yolsuzluk, yoksulluk ve yasaklarla mücadelesi var mı ki sorgulayalım? Yeterli olsalar bugün bu meseleleri konuşmuyor olacaktık. Birçok muhalefet belediyesi bu konularda adım dahi atmadı. Adım atanlarsa sorunlara kalıcı ve etkili çözümler üretmekte yetersiz. Yolsuzluk, yoksulluk ve yasaklar gibi köklü sorunlarla başa çıkmak daha fazla kararlılık ve cesaret ister. Bu belediyelerin ciddi bir vizyona sahip olup olmadıkları da tartışmalıdır. Gerçekçi ve somut projeler üretemeyenlerin bu sorunlarla başa çıkması düşünülemez. Bunlar da zaten böyle niyette, ufukta, istekte yok. Bunların nelerin peşinde koştuğunu milletimiz görüyor. Şunu anlamaları lazım: belediyeler milletindir ve onlara layıkıyla hizmete mükelleftir. Bizim bugüne kadar yolsuzluk, yoksulluk ve yasaklarla ilgili prensiplerimiz var. Bu dün vardı, bugün var, yarın da olacak. Ama şimdi öyle şeyler anlatıyor ki, mesela bir genel başkan pazara gitmiş, Cumhurbaşkanı benimle pazara gelebilir mi diyor. Sayın Genel Başkan, benim seninle gezmeye vaktim yok. Biz oraları kendimiz ve ilgili arkadaşlarımızla zaten geziyoruz. Hiç endişe etme, biz oralardayız. Marketleri, pazarları boş bırakmayız dedi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.